İnsanlığın ikinci babası Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın diyarı Şehri Nuh'tan tüm ülkemize ve ümmeti Muhammed'e selamlar, sevgiler. Rabbimiz tüm insanlığı şirk, zulüm ve cehalet karanlıklarından İslam güneşinin aydınlığına eriştirmek için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay, 11 ayın sultanı olan Ramazan'da, indirildiği gece de 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi olmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hepimizin malumu bu geceyle ilgili bilgiler verilmiş. 1000 aydan daha hayırlı olduğu bize açık ve net bildirilmiştir. Yine Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemizden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Ramazan'da diğer aylardan daha çok çalışmıştır diyor. Yani daha çok ibadetle meşgul olmuştur, taatte bulunmuştur. Aynı şekilde Kadir Gecesi'nde de Ramazan diğer günlerine göre, yani Kadir Gecesi dediğimiz son 10 gün, Ramazan'ın son 10 günü, yani bir geceyle sınırlandırmamış, son 10 gününü inanılmaz bir yoğunlukla ibadette geçirmiştir. O yüzden bu tür mübarek geceleri bir geceyle sınırlandırmamak lazım. Hatta Ramazan ayını da, yani yıl boyunca sadece dinimizi, inancımızı, ibadetimizi bir aya da sığdırmamalıyız. Yani bütün yılı Ramazan bilmeliyiz, her geceyi Kadir Gecesi bilmeliyiz. Tabii bu gecelerin hürmetine bazı özel değerler vermeliyiz. Ama bununla sınırlı kalmamalıyız. Ayrıca vatandaşlarımız genelde soruyor, kardeşlerimiz, bu geceler ne yapalım? Hangi ibadeti yapalım? Hangi duayı yapalım? Bununla ilgili de yine Peygamber Efendimizin tavsiyesi var. Dua diyor, şu duayı yapalım diyor. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Bu duayı bol bol tekrarlayalım. Ama ben yine diyorum, ibadetler zaten yapılır, edilir, güzel, Allah kabul eder inşallah. Ama bundan daha önemli, bence bundan daha önemli olan biz Müslümanların ümmet olma bilinci. Yani birbirimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiz. Bu geceleri fırsat bilip küskünlükler varsa barışılmalı. Aramızda kin, husumet olmaması lazım. O varsa bu geceleri, bu mübarek günleri fırsat bilip bunlardan vazgeçmeliyiz. Şimdi bizim ümmet olarak en büyük sorunumuz parçalanmış olmamız, ayrı gayrı düşmemiz, birbirimizle uğraşmamız. Bence bu mübarek günlerde, bu mübarek zaman dilimlerinde en çok üzerinde durmamız gereken şey bunlara dikkat çekmek. Birbirimize olan sevgimizi, muhabbetimizi, saygımızı gözden geçirmemiz. Örneğin dün akşam hepimizin malumu Kudüs'te Müslüman kardeşlerimize yapılanları hepimiz gördük. Eğer biz gerçekten ümmet olsaydık, birlik, beraberliğimiz olsaydı, o görüntüler yaşanır mıydı acaba? Asla yaşanamazdı. Hem de en mübarek ayımız olan Ramazan ayının en mübarek günlerinde, belki de Kadir Gecesi'nde, Kadir Gecesi'nin olduğu anlarda ümmetin başına neler getirdiler? Eğer ümmet olsaydık, birlik, beraberliğimiz olsaydı, terörist ve işgalci İsrail bu zulmü yapamazdı Müslüman kardeşlerimize. Bizden çekinirdi, ümmetten çekinirdi. Ama maalesef biz o kadar birbirimizle uğraşıyoruz ki, o kadar birbirimize düşmüşüz ki, herkes ister işgalci terörist İsrail olsun, ister büyük zulüm eden devletler olsun, devletler topluluğu olsun, her zaman başımızda olacaklar ve bizi her zaman böyle süründürecekler. Rabbimden bu mübarek günler, aylar hürmetine, bu mübarek zamanlar hürmetine ümmet olmamızı diliyoruz Rabbimden. Bütün kardeşlerimize, bütün Müslüman ümmetine buradan Hazreti Nuh Aleyhisselam diyarından
mesajım şudur. Birlik olalım, beraber olalım, ümmet olalım, birbirimizle uğraşmayalım. Bu enerjimizi, bu kuvvetimizi, bu gücümüzü, bu cesaretimizi birbirimize karşı, kardeşlerimize karşı kullanmayalım. İslam düşmanlarına ve ümmet düşmanlarına kullanalım. Her zamankinden daha çok duaya sarmamız lazım. Rabbimizin bize, bana dua edin ki duanıza icabet edeyim çağrısına hep beraber uyalım. Ve müminin silahı olan dua için ellerimizi semaya kaldıralım. Mazlum ve mağdur olan tüm kardeşlerimiz için Rabbimize yalvarıp yakaralım bu mübarek gün ve gece hürmetine. İnşallah Rabbimiz dualarımıza icabet edecektir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Yani dua başkasına yapıldığı zaman, başka kardeşlerimize yapıldığı zaman daha makbuldur. Kendimize de faydası var, onlara da faydası var. Özellikle bu mübarek zaman dilimlerinde her zamankinden daha çok duaya sarılmamız lazım. Rabbim bu mübarek gece hürmetine tüm günahlarımızı affetsin. Peygamber Efendimiz ifadesiyle yine Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Tüm ümmeti Muhammed'in, tüm Müslüman kardeşlerimizin gecesi mübarek olsun, hayırlara vesile olsun.